Herkese yeni bir günden merhaba. Tak kemerini tak. Sen de arabayı sürerken takıyorsun ha. Ben de çalıştırmadan artık takıyorum. Her gün vlog çekiyorsun ha. Tabii. Vlog mu diyorsun? Bebek geliyor bebek. Çalışmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Vlog sanki dersin vloglardan çok da şey yapma. Tamam da iki seçeneğim var. Aa ben niye buraya döndüm? Alışmışız diye buraya dönmeye. Niye böyle bir yanlış yaptım? Çaktırma sağa dönüyormuş gibi yapayım o zaman. Kanal kendiliğinden birden büyümez. Emekle, her şey emekle. Emek harcayacağım ki kanalımız büyüyecek daha. Değil mi arkadaşlar? Kanal mı? Biz şimdi market alışverişi mi deniyor? Tesco'ya gidiyoruz. Çünkü uzun zamandır ben online yapıyorum. Eve getirmeli. Ama son zamanlarda aşırı eksik geldi. Hele son alışverişimde 20 parça eksikti. Eksik oluyor ya. Şey oluyor. Benim götürdüğümde de bazen part-time delivery yaptığım için olmuyor. Çoğunu insanların şeyi eksik. Eksik çıkıyor. O yoktu, bu yoktu. En sonkine çok sinirlendim. Çünkü en önemli şeyler eksikti. Dedim hadi bu sefer özür gidelim de bir elden alışveriş yapalım. Yine daha o da eksik, sinirlendim. Eksik olması... Ya Özgür Türkiye'ye gidecek teyzen, bir şeyler gönderecektim. O göndereceğim şeyler gelmedi. Ona en çok sinirlendim çünkü zaman yok, göndermemiz lazım. Teyzen Türkiye'ye. Bu şekilde. Ayrıca da bebişte artık gerçekten zamanımız kalmadı. Birkaç şeyini almam lazım. Her şey hazır olsun A'dan Z'ye. Şeyleri de ya pahalılaştı. Hayat da pahalılaştı. İngiltere'de artık. Tabii canım. Eskisi gibi herkes de bunu söylüyor yani. Herkes yani önceden giderdin. Mesela diyelim 100 liralık alışverişle bayağı bir şey tarzı. Şimdi doldurduk. 100 lira bir şey değil ya. 50 lira 100 lira. Yani yemin ediyorum hani. Pahalılaştı ya bakın. Bizim haftalık alışverişimiz 100 tutuyordu önce. İngiltere'de pahalılaştı ya. 90-100 tutuyordu haftalık yiyecek alışverişimiz. Yiyecek derken her şey içinde oluyor yani bizde şey... Her şeyimizi alıyoruz Tesco'dan. Ama şu an 200'den aşağı mümkün değil. Mümkün değil yani haftalık alışverişimiz. Yok yok, bu her yerde geçerli. Yani herkes de bunu söylüyor. Artık gerçekten pahalılaştı her ya şey. Şuradan yola çık. Toffee'nin maması 1 pound o. Sonra 2'ye çıktı. Kuru yemi. Toffee'nin kuru yemi. Ondan sonra şu an ne kadar biliyor musunuz? 3.80. Ve bunun hepsi 2 senenin içinde oldu. Pahalı pahalı, çok pahalılaştı her şey. İnternette gerçekten pahalılaştı. Yani haftalıklar yükselmedi ama şeyler pahalılaştı. İşte zor oldu hayat yani gerçekten. Ne anladı yaşam. Okay. Azat'ım. Yağmur yağınca camdan bakamıyor ya, çok bir şey göremiyor, üzülüyor. Sucuklu yumurta yedi bu sabah. Sen ne zaman yedi? Sende verdin ya, Berfin yaptı. Abi, Berfin verdi çok ya. Çok yemedi ama da yine ya. Tamam da ama ondan önce de yemişti. Ha yedi mi ondan? Tabii kahvaltı tamam, yapmıştı zaman, zaten ama Berfin yiyince hadi ona da biraz ver dedik, onu da yedi. O zaman adada starter oldu. Minik starter oldu o zaman, o ara öğün böyle. Ara öğün. Minik minik küçük şeylerle, atıştırmalıklarla geçiriyor gününü. Ben niye yemedim, iğne mi vurmadım? Lelele, kimse hatırlatmıyor bana, görüyor musunuz arkadaşlar? Unutuyorum. Gider gitmez yaparım. Yapacak bir şey yok. Küçük atıştırmalık günlük şeyler yiyor zaten. Aa dur. Sen ne yapıyorsun ya? Ben de hatasını. Abo vuruyorduk valla. No, dörtleri yaktı. Önüme kırdı ondan sonra. Kadın hiç bakmadan direkt arabayı çeviriyor öp diye. Hiç bendeki yatağı da ön... hemen sağından geçmeyecek. Yani biz de farkına varabilirdik de ama ben... ben de geç anladım onun döneceğini. Evet, önce yukarı gidelim, bir ev eşyası, kıyafetlere bakalım. Sonra siz kahve içmeye gidersiniz şeye, Kosta'ya. Çünkü Özgür şey sevmiyor, yiyecek tarafını. Sadece üst tarafı seviyor. De gezmeyi sevmiyorum, sen bayağı bir... Ama mecburum, biri eksikleri alacak Özgür. En sevmediğim şey, girip direkt alacaksın ne eksiğin varsa. O eksik çoksa... Zevk haline çeviriyorsun artık. Hamileliğin son ayında
ayakkabı giyinebilen insanlar var mı? Ayaklar öyle bir şişiyor ki. Evet, indirimler harika. Bebeğim, gel annem, anneci seni. Bak Azat doğum günün için. Bak helyum şeyi satıyorlarmış Özgür. Kendimiz evde yapabiliriz. Hani o helyumlu balonları. Bir şey mi buldun sen yine? Ne buldun bakayım? Tamam al oyunu. 3.50'ye inmiş. Şöyle tabak bardak seti. Evet, indirimden ne buldum? 11 pound'dan 3'e inmiş. Ve iyi ki almadım. Basket'e atmıştım 11 liraya bunu. Sporty Vibes. Onu da al Özgür. Çünkü doğuma da götüreceğim. Bak 3 lira. Al bunu. Hastaneye de götüreceğim. Bir şey kullanacağım. O kaça inmiş? 2 numara. Tam bize lazım bu. 68 kuruş. Süper. Bunu da al. Şöyle Aptamiller de 1.80. 2 numara ama Azat içiyor bunları. Bu ürünler harika, tavsiye ederim. Hip'in bebek şampuanları, kremleri. Tesco'da da 2'ye inmiş aslında ama o kadar çok var ki elimizde bitirmemiz gereken. Onun için almayacağım. Şöyle Tesco'nun göğüs petlerini alacağım 2 pound'a. Doğum sonrası hazırlıkları. Aa yok, bunu bırakıyorum. Tommy Tipi'ninki 3.35'e inmiş 5'ten. O zaman bunu alırız çünkü bu çok çok daha rahat, konfor ve kaliteli. De 5.50'ye, biraz pahalıymış ama neyse, anne sütü torbaları. Alışverişimiz de bitti. Sen babayla kahve keyfi yaptın değil mi Azat? Benim canım da çekti ama evde içeceğim. Burada içmeyeyim ya. Azıcık tutumlu olalım bir, değil mi? Aman arabalar çarpma. Aman aman. Evet, biz eve geldik. Yorulduk. Size aldıklarımı göstereyim. Posta posta yerleştire yerleştire. Ondan sonra da yemeğe girişmem lazım. Karışık gideceğim. Torbadan ne çıkarsa attım buraya böyle. Çamaşır suyu aldım. Kekler yaparız diye, tatlılar yaparız diye. Koko söyleyemiyorum. Koko pudrası aldım. Çöp torbası. 6 tane süt. Bunlar en ucuzu ve yağsız olanı. Azadıma kek yaptırmaya çalışacağım. Ona böyle boncukumu şey aldım. Kek yapma seti. Ve 2 tane süt aldım Azada. Süt mama yani, daha doğrusu. Çünkü vitamin içiremiyorum. Ve inek sütünde yeterince vitamin yok. Bunlardan bari vitamin de almış oluyor. Kahve makinem için kahveler böyle. Bunu canım çekti. Böyle açıp ağzıma dikip hepsini içesim geldi. Görünce aldım. Kolayla Fanta ucuzu yani Tesco'nun. Tofu'yu ucuz alamıyoruz. O böyle viskastan başka yemiyor. Ona viskas aldım. Sonra yarı pişmiş ekmek oluyor bu. Fırına atıyorsunuz. Çıtır çıtır böyle sıcacık ekmek oluyor. Kızlarıma sıcak çikolata için krema ve dondurma aldık. Tereyağı. Bundan 2 taneydi, bir yerden çıkar. Spagetti. Azat bazen evdeki yemeği yemeyince bu bebek mamalarını seviyor. Bunları acil durumlar için aldım. İndirimdeydi hem de. Şöyle buzlu patates, karışık sebze, mantar, havuç, patates ve soğan. Biraz ıvır zıvırlar aldık çünkü okulumuz tatil. Şöyle çikolata karışık hepsinden. Soslar aldık böyle. Yemeklere güzel tat veriyor bu baharat karışımları. Bunu kızıma aldım. Bunu... bu çok pahalı bir ıslak mendil. %99.9 su.
Ve bebişe bundan zaten alacaktım. Şansıma bakar mısınız? 15 pound'dan 3 pound'aymış. Yani harika harika ötesi. Ve hiçbir sorun yok. Biraz şu kenarı yırtılmış. O kadar. Azadım bunun hastası. Süt dilimi. Şöyle kızlar kurabiye, murabiye süslemeyi seviyor ya. Böyle bir şey aldım. Buradan misafir falan gelince çayın yanında çıkarmalık kurabiyeler ve bunu da yine canım çekti. Özgür de seviyor, Azat da seviyor ama kızlar yemiyor. Böyle crisps aldım. Daha sonra anne sütü torbası aldım. Bunlar lazım olacak. Pompalayacağım çünkü sütümü. Çok olursa sütüm Azat'a bile vermeyi düşünüyorum. Ve bir şey popo kremi aldım. Aslında bayağı var bedavalardan da ben bunu çok seviyorum bu markanınkini. Onun için hastaneye bunu götürürüm. Ve bir paket Burta Vibes daha buldum. Bunlar aşırı pahalı ya. Bakın, bakın 11'den 3'e inmiş ve içinde hiçbir eksik yok. Şekerlendirme kalemleri. Yine kurabiye süslerler, kek süslerler dedim kızlar. Okulda tatil ya. Şöyle bebişime bunu aldım. Hastane çantasına koymak için bu iki paket. Sütüm gelmeyebilir ki sezaryen de gelmiyor gerçekten hemen. Onun için bu hazır böyle sterilize edilmiş biberon ucu da var 6 tane içinde. Süt de var 6 tane içinde. Direkt böyle sıcak suyun da üstüne koyup ısıtıp verebiliyorsunuz. Azadıma çilek, sosis, çocuk yoğurtlarından mandalina, Elif'imin en sevdiği kek, badem ezmeli. Bu da yine rosto yemeklerin yanında böyle ekmek gibi bir şey oluyor. Çok güzel. Yok şarpudini aldım. Ve mayonez. Daha sonra indirimden bebek bezi bulduk. Tam da 2 numara. 3 ile 6 kilo arası diyor. Bize lazım olan numara. Hafif bir yırtığı var diye indirime girmiş. Sakin olacak. Bakın bu da 68 kuruşaymış. Böyle koca paket. Sonra mutfak mendiliyle şöyle kurabiyeler aldım. Kızlar bunu süslesin üstünü diye. Paskalya tatilindeyiz ya. Tost ekmek ve bu da göğüs petleri. Yani süt akıyor biliyorsunuz. Süt yemiş, kıyafetmiş, her şey batıyor böyle. Bunlardan daha da lazım olacak tabii ama başlangıç için iyi. Bir de tabii tuvalet kağıdı. Daha sonra İngiltere'de bir aile kanalı var. Onları da izleyebilirsiniz. Çünkü o da hamile ve bebek hamilelik videolarını seviyorsunuz biliyorum. Onun için onun videoları da öyle içerikli olacak bu ara. Kesin kesin onun kanalına da bir bakın. Gamze'ye ben bebek eşyası birkaç tane almıştım zaten. Dedim bir hediye paketi gönderirim bebiş için. Onun da kızı oluyor. İndirimden gördüm aldım. Çünkü indirimden bulduğum 4.50 idi. 2 tane leggings. Sonra üstüne de takım. Üstlerde 2 pound'u indirime girmiş. Şöyle 2 tane de üst aldım. Şunu da ekstra aldım. Değişik değişik olsun. Bu da 2 pound'u. Şöyle bakım çantası da 1.75'e inmiş. Bunu da dedim hani hastane çantasında kendine şeyi koyar. Bakım ürünlerini koyar. Şöyle denize de yine indirimden buldum. Bu da 5.25'ten 1.58'e inmiş ve hiçbir sorunu yok. Böyle bir su şişesi hem de ışık yapıyor bakın. Şimdi burası çok aydınlık diye gözükmüyor ama içinden ışıklar yanıyor. Daha sonra Azadıma da buldum birkaç tane bir şey. 3 pound'a uzun kollu Harry Potter üstü buldum. Gryffindor yazıyor burada. Şortlar da yine 3 pound'a inmişti. Bunlar hikaye kitaplarından hani. Şöyle Roald Dahl yazarın kitaplarından tişörtler. Yine bu da 8'den 3'e inmiş. Bu da Charlie'nin çikolata fabrikası filminden. Bir de şöyle Aptamil aldık. İçinde kaç tane çıktı? 4. 6 yerine 4 çıktı ama 1.80'e inmiş. Normalde 6'ymış. 1.80'e inmiş. Bunları Azad'a aldım. Gezmelere gidince iyi oluyor. Biberona dök. İçiyor hemen. Vitaminli de oluyor. Sırf kapağında şöyle bir kırık var diye. Kesinlikle açılmamış hani. Teen yani. Teenager.
daha büyük olan çocuklar için omega 3 ve multivitamin şekerleri. Bunlar da 6.25'ten 3.13'e düşmüş. Şöyle kızlarımı aldım. Ketçapsız yapamıyoruz. Bulaşık deterjanı ve un. Son olarak da sodamız var. Bu arada bütün alışverişim de hemen bakıyorum. Biz 170 vermişiz diye kafam karıştı şurada. 168 pound ve 77 kuruş tutmuş bütün alışverişimiz. Özgür bunları torbadan çıkarmış. Göstermeyi unutmuşum. Bunları da Özgür atmış. Oyuncak alma diyorum. Adam her gittiğimizde yine alıyor, yine alıyor. Bir de bu üçü varmış alışverişimizde. Şimdi fiyatı söyledim bari tam olsun dedim aldıklarımız. 3 tane de şöyle oyuncak. Gereksiz oyuncak. İhtiyacımız olmayan oyuncak. Şimdi tartışacağım seninle. Gereksiz değil ya çocuğu. Şimdi bulaşacağım sana. Hayır, çocuğu o gördü oyuncakları şopuna gittiğinde tamam, eline Özgür, alıyor. Her gittiğimizde elinden geri alınca da bu sefer üzülüyor. Ama sen her gittiğimizde onu oyuncak alıyorsun ve ev oyuncaktan geçilmiyor. Ya alakası yok. Çocuğu kandırıyoruz. Çok ya, şımartıyorsun. Sen yapmıyorsun böyle. Şopine gittiğimizde çocuğu kandırıyoruz. Çocuk dışarıya çatında elinde hiçbir tane bile oyuncak yok. Ama geri işte bırakıyoruz. Alışmış. Her şeyden yenisini istiyor. Eski oyuncaklarını istemiyor çantadan çıkarsan. Ya ne yapayım? Sen alıştırdın onu öyle. Yani. Şimdi Özgür'le bir kahve keyfi yapalım da. Şunları yerleştirelim ve yemeye başlayalım. Azat yaptı mı Özgür? Hı. Aa iyi, o zaman bir kahve içebiliriz. Sana ses yapmayalım çok. Arkadaşlar şimdilik evet, çorba mısırı kalan böreklerle yedik, içtik. Şimdi kurabiye süsleyeceğiz. Gel, gel boncukum, gel annem. Gel bebeğim. Şöyle Paskalya tatiline özel, yumurta bayramına özel kurabiyeler vardı, aldım. Bunlar da, bunlarla şöyle süsleyeceğiz. Zevkli olur diye düşündüm. Arkadaşlar Özgür işten geldi. Gamze'nin videosunu izledim İngiltere'de bir aile. Canım erik çekiyor, tuza banıp yiyorum dedi. Sonra bizim gelin Deniz, kardeşimin eşi, o da hamile. O da erik koymuş Instagram'a. En sona ne yaptılar, ne ettiler, beni de hiç aşermiyordum. Sonunda ben de erik aşerdim yani. Yani beni de bu hale soktunuz arkadaşlar. Özgür, erik ne kadardı? Altınla aynı diyorlar ya. Ya o değiller. Ne kadardı söyle. 3 tane markete uğradım. Türk marketine.
Adamlar diyor abi daha hiç gelmedi ya falan diyor. En son bizim en yakınımızdaki markette varmış. Oraya gittim. Oradan aldım. Kaça? Hı? Ya iki şey iki. Üç, üç kırk iki tanesi herhalde. İkisinde mi? 3.41'i mi? İkisi hayır. Haa 3.42'si yani, yok o zaman pahalı, ateş pahası değilmiş burada. Şeyde de marketçi. 3.40 iki tane. 3.40 iki tane böyle. Bu ne? Finike Hatipoğlu. Ne kadarmış bu acaba? 250 gram, 250, 500 gramı 3.40. Yo o kadar da buradaki burada ateş pahası değilmiş çocuk. Ya marketlere yeni gelmiş daha. Adam diyor, "Ya abi nereden aklına geldi?" diyor. Ya dedi bir sorma dedim ya. Hanım istiyor dedim. "Ha anladım." diyor. "Bulman lazım." diyor. Ama sen şanslısın. Ben hiç aşermedim ve doğumuma bir şey yok, almadı. Yok haklısın. Bana adam diyor, "Haklısın. Bulman lazım." diyor vallahi. Dedim vallahi tamam. Bulamazsam dedim artık sabaha kadar arayacağım dedim bütün yerde. Bir de bu da Tesco'dan almış. İndirimli şu market var onların çalıştığı yerde. Böyle bunlar 1.30'muş. Muzlar da bedava. Hem de organik. Organik muzları da bedavamış. Çünkü kapalıydı ya Tesco. Böyle tarihi az kalınca satmıyorlar. İşçilere bedava veriyorlar. Artık muz yer dururuz bu aralar. Evet çorba, börek Özgür'ü sarmamış ki gitmiş bir de çiğ köfte almış adam. Ne? Ya Allah'ım yarabbim. Kola da almışsın. Kola almıştım ben. Ne? Ya çiğ köfte almış. Adam elinden geleni yapıyor bak. Ya anladım. Ben sana çiğ köfte istemedim ki, sen kendin almışsın. Çiğ köfteyi şimdi yalan yok, kendim aldım. He. Kendim aldım. Aslında ben de yapabilirdim. Bir gün aslında yapalım ya. Evet tamam yapalım. Bir gün yapalım. Daha. Şu ya, evin yoğun haline bak. 100 kere topluyoruz böyle yavrum. Yoğun çalıştığım için yapamayız. Sen bu küçücük boyunla bu evi nasıl bu hale getiriyorsun dakika başa? Ufacık boyuna var ya çatal. Ufacık boyuna. Evin anasını anlatıyorum lan. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ufaklık. Allah'ım. I love you diyor. Önce çeksene. Hey, I love you diyor. Ufaklık. Ufaklık. Babaya selam ver. Ufaklık. Sorun ne? Anlaşalım mı? O perdeyi kim öyle kapatmış? Perdeyi valla ben anlamadım. Yok şeyi açsana Elif. Bizim bu gece yemelerimiz ne olacak, nereye varacak bilmiyorum ama bu Özgür yüzünden benim mide de ateş yana yana uyuyamıyorum sonra sabah kadar ama... Ya sen hamileyken benden hiç özel bir yemek yiyecek şu şey istemedim. Kendine acılı ayrı almış, bu bize az acılı. Sen hamileyken hiç şey istemedin. Ne onun adı? Bu çiğ köfte ya. Kolayı getirdin bir bari bardak da getireydin. Kocaman iki tane kızım var, getsene. Azat ne yapıyorsun orada? Gel çiğ köfte ye bizde. Gel. Gel. Azat, neyse ye bakalım. Bu ekşi sos, bu neymiş? Çiğ köfte sosu. Çiğ köfte sosu neymiş acaba? Neyse artık gece gece. Ye bakalım yine.